İşte size Eter Denizi hipotezi. Işığın dalgalar halinde yayıldığını anladığımızdan sonra bilim insanlarının zihninde şöyle bir soru oluşmaya başladı. Peki ama ışık neyin üzerinde dalgalanarak hareket ediyor? Bu fikirden yola çıkarak tıpkı denizlerdeki dalgaların varlığının da deniz sayesinde mümkün olması gibi evrenin ve dünyamızın da etrafının bu tarz bir eter yani esir denizi maddesiyle kaplandığı düşünüldü. Yani eskiden insanlar bu esir denizi veya eter denizi maddesi aracılığıyla ışığın burada dalgalanarak ilerlediğini düşündüler. 1887'de Abraham Michelson ve Edward Morley bu konuyu kanıtlamak için bir deney düzenledi. Bu deneyde ışık demetlere ayrılarak birbirinin tam zıttı noktalara doğru gönderildi. Çünkü eter denizi sabit olmayacağı düşünüldüğü için burada ışığın hızı değişmesi gerekiyordu. Fakat deney aslında bunun tam tersini gerçekleştirdi. Işık her yönde eşit hızla ilerliyordu ve bu nedenle eter denizinin ya da esir denizinin olmadığı kanıtlandı. Deney sahipleri fikirlerinde ısrarcı olsa bile yine de bu buluşları onlara Nobel ödülünü kazandırdı. Daha fazla bilgi videosu için takipte kalın.